verilen türetilmiş büyüklükler temel büyüklüklerin kaç kere kullanılmasıyla elde edilmiştir diye soruluyor. Kemal'in verdiği birim arkadaşlar metreküp. Metreküp metre çarpı metre çarpı metreye eşittir. O zaman 1, 2, 3 kez uzunluk birimi temel büyüklüklerden uzunluğun birimi metre kullanılarak elde edilmiştir. Hacim 3 kez kullanılarak elde edilmiş. Mustafa'nın verdiği kuvvetin birimi kilogram çarpı metre bölü saniye kare. Saniye kare de saniye çarpı saniye demektir. Bu durumda arkadaşlar 1, 2, 3, 4 kez kullanılmış. Basınç ise kilogram bölü metre saniye kare. Kilogram bölü metre çarpı saniye kare de saniye çarpı saniye olarak düşünürsek yine 1, 2, 3, 4 kez kullanılmış. Buna göre cevabımız A seçeneğidir. Koliler sabit süratle eşit sürede aynı seviyeye K doğrultusunda çıkarılmış. Buna göre F1 ve F2 kuvvetlerinin yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. 1. Yer çekimi kuvvetine karşı yaptıkları işler eşittir. Yer çekimi kuvvetine karşı yapılan iş arkadaşlar cismin kütlesi, çekim ivmesi ve yerden yükselme miktarı kadardır. İkisi de aynı cisimler, özdeş cisimler ve ikisi de aynı h yüksekliğine kadar çıkarılıyor K doğrultusuna kadar. Bu durumda kütleler, çekim ivmesi ve yükseklikler aynı olduğu için yer çekimi kuvvetine karşı yapılan işler de eşittir. Birinci ifademiz doğru. 2. Büyüklükleri eşittir. Arkadaşlar burada eğik düzlemlerden yararlanılıyor ve sabit süratle çıkarılıyor cisimler. Eğik düzlemin açısı küçük olduğunda daha küçük kuvvetli cisim sabit süratle çıkarılabilir. Dolayısıyla F1 daha küçüktür, F2 daha büyüktür. Buna göre ikinci ifade yanlış. 3. Koliye uygulanmaları süresince açığa çıkarttıkları güçler eşittir. Güç, birim zamanda yapılan iştir. İkisinde yaptığı iş, yer çekimi kuvvetine karşı yapılan işler eşittir demiştik. Ve aynı sürede çıkarılıyorlar. O zaman güçleri de eşittir. Buna göre 1 ve 3 doğru. Cevabımız C seçeneğidir. KLM dağlarından eriyen kar suları durgun suya karıştığında arkadaşlar cismetkiden kaldırma kuvveti K ve L'de eşit oluyormuş. M'de ise daha az. Buna göre sıvıların öz kütleleri arasındaki ilişki soruluyor. Şu şekilde düşünelim arkadaşlar. Bir cisim eğer sıvıda yüzüyorsa ya da askıdaysa bu durumda cismetkiden kaldırma kuvveti ağırlığı kadardır. Cisim eğer sıvıda dibe batıyorsa bu durumda cismetkiden kaldırma kuvveti ağırlığından küçüktür. O zaman K ve L'de kaldırma kuvvetleri eşitse K ve L'de cisim ya yüzüyordur ya da askıdadır. Ve buradaki kaldırma kuvvetleri cismin ağırlığı kadardır. O zaman M'de kaldırma kuvveti cismin ağırlığından küçük. O zaman M'de arkadaşlar cisim dibe batmıştır. M'de cisim dibe batıyorsa demek ki M'nin yoğunluğu cismin yoğunluğundan küçük. DM D cisimden küçük. K ve L'de ise arkadaşlar cisim yüzüyor olabilir ya da askıda olabilir demiştik. Bu durumda K ve L'nin yoğunluğu kesinlikle M'nin yoğunluğundan büyük olacak. O zaman cevaplara bakarken hangisinde M'nin yoğunluğu en küçük buna bakabiliriz. Buna göre baktığımızda cevaplara M'nin sadece yoğunluğunun küçük olduğu B seçeneğinde var. O zaman cevabımız B seçeneğidir. K cismi uzaklaştırılmadan anahtar kapatılırsa yargılarından hangileri doğru olur? 1. Elektroskoptan toprağa yük akışı olur. Elektroskop başlangıçtan ötürü arkadaşlar. K cismi eksi yüklü olduğu için K cismine yakın olan topuzun bu kısmında artı yüklerin bir kısmını tutacak. Topuz artıyla yüklü olacak. Geri kalan kısımsa arkadaşlar anahtar kapatıldığında nötr olacak. Bu durumun olabilmesi için de elektroskoptan toprağa eksi yük geçişi olması gerekir. O zaman birinci ifademiz doğru. 2. Elektroskobun topuzu elektrik yükü bakımından nötr olur. Topuz arkadaşlar artı yüklü olur K cisminden dolayı. İkinci ifademiz yanlış. 3. Elektroskobun yaprakları negatif cins elektrik yükü ile yüklü olur. Arkadaşlar K cisminden dolayı sadece elektroskobun topuzu cisim elektroskobun topuzuna yaklaştırıldığı için sadece elektroskobun topuzu yüklü olur.
Geriye kalan kısmı hep nötr olur. Dolayısıyla yapraklarda nötrdür. Üçüncü ifademiz de yanlış. Sadece bir doğru cevap A seçeneğidir. Arkadaşlar, K ve L yayından yansıyan atmalarla M yayında iletilen atma verilmiş. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur diye soruluyor. Arkadaşlar, bu tip soruların çıkış noktası iletilen atmadır. Her zaman iletilen atma aynı şekildedir. İletilen atma baş yukarı, L'den M'ye gelen atma da baş yukarıdır. K'den L'ye gelen atma da yine baş yukarıdır arkadaşlar. Bu durumda K'den L'ye gelen atma yansıdığında baş aşağı yansıyorsa baş yukarı gelip o zaman L K'den kalındır. Aynı şekilde L'den baş yukarı gelen atma M'den tekrar yansıdığında baş yukarı olarak yansıyorsa arkadaşlar L M'den de ve kalın yayda biliyoruz ki arkadaşlar hız daha küçüktür. O zaman L'nin hızı kesinlikle K ve M'nin hızından küçük olacak. L yayındaki atmanın hızı her zaman daha küçük. Buna göre 1. K yayındaki yansıyan atmanın hız büyüklüğü M yayındaki iletilen atmanın hız büyüklüğünden fazladır. Arkadaşlar K ve M yaylarını karşılaştıramayız. İkisi de L'den küçük. İkisi arasındaki ilişkiyi bilmiyoruz. Kesin bir şey söyleyemeyiz. 2. L yayındaki yansıyan atmanın genliği M yayındaki iletilen atmanın genliğinden büyüktür. Arkadaşlar atmaların genliği için yine kesin bir şey söyleyemiyoruz. L ve M yaylarındaki atmaların genlikleri için kesin bir şey söyleyemeyiz. 3. K yayında oluşturulan atmanın genişliği L yayındaki iletilen atmanın genişliğinden fazladır. Arkadaşlar genişlik hızla doğru orantılıdır. Bu durumda K ve L'yi karşılaştıracak olursak K'deki hız L'deki hızdan büyüktür demiştik. O zaman K'deki genişliğe AK dersek K'deki genişlik L'deki genişlikten büyüktür. Buna göre 3. ifade kesin doğru. Cevabımız yalnız 3. C seçeneğidir. Buna göre gözlemci sıvı içindeki cisimden yansıyan ışığın doğrusunda görür. Sıvı içindeki cisimden yansıyan ışın bu ışın arkadaşlar. Gözlemci cismi bu ışının doğrusunda yani buralar arkadaşlar. Dolayısıyla bu doğrultuyu uzatırsak şu şekilde cismi buralarda görür. Dolayısıyla birinci ifademiz yanlış. İki olduğu yerden daha yakında görür. Cismi olduğundan daha yukarıda görüyor. Kendisi de yukarıdan baktığına göre olduğundan daha yakında görmüş olur. 3 olduğu yerden daha uzakta görür. Yanlış bir ifade. Daha yakına göre sadece 2 doğru. Cevap B seçeneğidir. Buna göre elektrik devresinde kaç tane lamba ışık verebilir? Arkadaşlar akımın izlediği yolu çizelim. Akım artı kutuptan çıkacak. Bu şekilde bir yol izleyecek. Bu lambanın üzerinden akım geçtiği için lamba ışık verir. Akım buraya geldikten sonra nasıl bir yol izler? Bunu düşünelim. Akım arkadaşlar voltmetrenin üzerinden geçmez. Voltmetrenin iç direnci çok büyüktür. Buradan akım geçmez. Akım buradan buraya gelirken arkadaşlar hiç direnç olmayan bir yol varsa o yolu tercih eder. Dolayısıyla öyle bir yol var. Ampermetrenin direnci sıfır olduğu için arkadaşlar akım bu yolu izler. Dolayısıyla bu iki lambadan akım geçmez. Kısa devre olurlar. Daha sonra buradan gelen akımı bu şekilde arkadaşlar yol izler. Bu durumda bu lambadan ve bu lambadan da akım geçtiği için lambalar ışık verir. O zaman toplam 1, 2, 3 lamba ışık verir. Cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin taşıması gereken sağlık ve güvenlik amaçlı temel uyarı işaretleri verilmiştir. Buna göre yapılan eşleştirmelerden hangileri doğrudur? Tuz ruhu aşındırıcıdır. Etil alkol yanıcıdır. Civa ise zehirli yani toksik maddedir. Cevabımız 1, 2, 3, E seçeneği. X, A, Y, A artı 1 ve Z, A artı 2 elementlerinden Y'nin periyodik sistemin 8 A grubunda bulunduğu biliniyor. Buna göre ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur? 1. X elementi halojendir diyor. Şimdi
Y8A grubunda olduğuna göre birinci periyotta X1A grubunda olabilir. Şu helyum, bu da hidrojen olabilir. Bu kesin değil. O zaman bir olanları eledim. Z elementinin atom yarıçapı X ve Y'den büyüktür diyor. Şimdi ikinci öncüle geldim. Y8A grubunda şayet X7A grubunda ise Z nereye düşer? 1A grubuna düşer. Hem bir alt periyotta olması hem de daha solda olması çapının en büyük olmasını gerektirir. Doğru. X ile Z aynı gruptadır diyor. Görüldüğü gibi X7A grubunda, Z ise 1A grubunda olabilir. Bu da üçüncü öncülümüz. Bu da kesin değil. Y elementinin birinci iyonlaşma enerjisi X ve Z'ninkinden büyüktür. Çünkü Y bir soy gaz. Bu da kesin. Cevabımız 2, 4, D seçeneği. Günlük hayatta karşılaştığımız aşağıdaki olaylardan hangisinde maddenin hem fiziksel hem de kimyasal özellikleri değişir? Zaten kimyasal özellik değişmişse fiziksel özellik de değişir. A. Yemek tuzu çözeltisinin elektroliz edilerek H2 ve klor gazlarının elde edilmesi. Elektroliz zaten kimyasal bir yöntemdir. Cevabımız A seçeneği. Çaydanlıkta kaynamakta olan suyun zamanla buhar haline geçmesi, sıvıdan gaz hale geçme fizikseldir. Limon suyunun ve şekerin suda çözünerek limonataya dönüşmesi fizikseldir. Buzdolabında unutulan reçelin zamanla şekerlenmesi yine fizikseldir. Fındık, fıstık, ceviz, badem gibi kuru yemişlerin karıştırılması yine fizikseldir. Cevabımız A seçeneği. Aşağıda sıcaklıkları belirtilen saf su ve saf etil alkol sıvıları aynı ortamda bulunmaktadır. Özdeş olan 1 ve 2 kap ile yüzey alanı daha büyük olan 3. kapta bulunan sıvılar eşit kütlededir. Burada etil alkol var, sıcaklığı 25 santigrat derece. Su var, sıcaklığı 25 santigrat derece. Yine su var, sıcaklığı 10 santigrat derece. Buna göre ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? 1. Birinci kaptaki etil alkol sıvısının buhar basıncı en büyük. Çünkü etil alkolün kaynama noktası saf sudan küçük olduğundan dolayı buhar basıncı en büyüktür. Üçüncü kaptaki su sıvısının buhar basıncı en küçüktür diyor. Bunun da sıcaklığı düşük olduğundan dolayı birinci öncül kesinlikle doğru. Bu 25 santigrat derecede, bu da 10 santigrat derecede. 2. İkinci kaptaki suyun buharlaşma hızı üçüncü kaptaki suyun buharlaşma hızından düşüktür diyor. Şimdi bunun yüzey alanı geniş, bunun da sıcaklığı fazla olduğundan dolayı bu kesin bir öncül değil. Çünkü yüzey alanı arttıkça tamam buharlaşma hızı artar, fakat sıcaklık arttıkça da buharlaşma hızı arttığından dolayı bu kesin değil. 3. İkinci ve üçüncü kaptaki suların kaynama sıcaklıkları eşittir diyor. Zaten aynı ortamda ve saf su olduklarından dolayı şayet bulundukları ortamın basıncı 1 atmosfer ise ikisi de 100 santigrat derecede kaynar kesin. Cevabımız 1-3 D seçeneği. Kapalı bir kapta bulunan kalsiyum karbonat katısı denklemine göre tamamen kalsiyum oksit katısı ve karbondioksit gazına ayrıştırılmıştır. Yani bir analiz tepkimesi. Buna göre tepkime ile ilgili aşağıda gelen hangisi yanlıştır? Kaptaki katı kütlesi zamanla azalır çünkü bir miktarı gaza dönüşüyor. Doğru. Kaptaki toplam kütle değişmez çünkü kapalı bir kap. Doğru. Şayet ağzı açık olsaydı gaz uçar giderdi. Kaptaki kütle azalırdı. C. Atom türü ve sayısı kimyasal tepkimelerde her zaman korunur. Doğru. Farklı fiziksel halde maddeler içerdiği için tepkime heterojendir. Doğru. Katı ve gaz içeriyor görüldüğü gibi. Sentez tepkimesi gerçekleşmiştir diyor. Sentez birleştirme demek. Burada ise
Parçalama yani analiz tepkimesi gerçekleşmiştir. Cevabımız E seçeneği. Aynı ortamda bulunan şekildeki doymamış ve doymuş Naci ile çözeltileri eşit sıcaklıktadır. Doymamış, doymuş. Buna göre ifadelerden hangileri yanlıştır? 1. Birinci kaptaki çözeltinin kaynama noktası ikinci kaptaki çözeltininkinden düşüktür diyor. Çünkü çözünen tuz miktarı birinci kapta daha az. Çözünen miktar arttıkça kaynama noktası artar. 2. İkinci kaptaki çözeltinin toplam iyon derişimi birinci kaptaki çözeltininkinden yüksektir. Çünkü çözünen miktar ikinci kapta daha fazla. Doğru. Kaplardaki çözücü kütlesi eşit ise birinci kaptaki çözeltinin kütlesi ikinci kaptaki çözeltinin kütlesinden küçüktür olması gerekiyor. Üçüncü öncül yanlış. Cevabımız C seçeneği. Temizlik amacıyla kullanılan deterjanlarla ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Çevreye olan zararlı etkisi sabunlara göre daha azdır diyor. İşte bu yanlış. Sabunlar doğaldır. Deterjanlar ise petrol türevi olduklarından dolayı deterjanların çevreye verdiği zarar daha fazladır. 2. Sert sularda temizleme özelliğini önemli ölçüde kaybeder diyor. İşte bu da yanlış. Sabunlar sert sularda temizleme özelliğini önemli ölçüde kaybederken deterjanlar kaybetmezler. 3. Yapısında hem hidrofil yani suyu seven hem de hidrofob yani suyu sevmeyen grup içerir diyor. İşte bu doğru. Cevabımız yalnız 3. B seçeneği. Ökaryotik bir hücrede aşağıdakilerden hangisi DNA ve RNA için ortak değildir? İkisi de arkadaşlar çok sayıda nükleotidin arka arkaya dizilmesiyle oluşur. İkisi de çekirdekte sentezlenebilir. Aynı çeşit prim bazları olan adenin ve guaninden oluşabilir ya da bunları bulundurabilir. Fosfat ve pentozların 5 karbonlu şekerlerin birleşmesiyle oluşan ipliklere sahiptirler. Bunlar doğru ama kalısal özelliklerin bir hücreden diğerine geçişini sağlayan sadece DNA olduğu için ikisi için ortak olmayan bir özelliktir E'deki. Dolayısıyla cevap E seçeneğidir. Verilenlerden hangisi bir hücrenin prokaryot olduğunu kanıtlar denilmiş kısaca soru. Eğer kalısal materyal arkadaşlar bir hücreniz toplazmada dağınıksa o hücrenin çekirdeği yoktur ve o hücre prokaryotik diyebiliriz. Bununla birlikte ökaryotik hücrelerde de duvar bulunabilir. Ökaryotik hücreler de bölünerek çoğalabilir. Ökaryotik hücrelerde de kamçı yer alabilir. Aynı zamanda ökaryotik hücrelerin sitoplazmasında ribozom bulunabilir. Bunlardan yola çıkarak o hücrenin prokaryotik olduğunu anlayamayız. Cevap D seçeneğidir. Aşağıdaki soy ağacında koyu renkli bireyler belirli bir özellik bakımından aynı fenotiptedir. Buna göre bu özellik aşağıdakilerden hangisi olabilir? Mutasyonların olmadığını kabul edersek denmiş. X'e bağlı çekinik bir özellik olamaz çünkü kızın hasta olması için mutlaka babanın hasta olması gerekir. X'e bağlı baskın da olamaz çünkü baba hastaysa mutlaka bunun kızlara geçmesi gerekir. Otozomal çekinik olamaz çünkü anne ile babada otozomal çekinik bir özellik varsa yavrularda baskın bir özellik ortaya çıkamaz. Otozomal baskın da olamaz çünkü annede babada olmayan bir özellik eğer baskın bir genle kalıtılıyor ise annede babada yoksa çocuklarında ortaya çıkamaz. Ama arkadaşlar otozomal eş baskın olabilir. Eğer iki tane heterozigotu bir araya getirirse ki hatırlarsanız eş baskınlıkta heterozigotlukta ancak fenotipe ilgili özellik yansırdı. İki tane heterozigottan eş baskın özelliği fenotipte gösteren bireyden bu özelliği fenotipte göstermeyen arkadaşlar bireyler meydana gelebilir. Ya da bu özelliği fenotipinde göstermeyen iki birey bir araya geldiğinde bu özelliği fenotipte gösteren eş baskın bireyler bir araya gelebilir. Ya da fenotipe yansıyacak genotipe sahip olabilirler. Gördüğünüz gibi soy ağacında kalıtılan özellik otozomal eş baskın genlerle belirlenen bir özellik olabilir. Cevap A seçeneğidir. Azot döngüsünde gördüğümüz 1 numaralı saprofitler, 5 numaralı azot bağlayan bakteriler,
3 ve 4 ile gördüğümüz nitrifikasyon yapan bakteriler bitkilerin gelişimini olumlu yönde destekler. Çünkü bitkilerin topraktan aldığı nitrat tuzlarının miktarının artışına doğrudan ya da dolaylı katkı sunarlar. Ama denitrifikasyon bakterileri topraktaki nitrat tuzlarını alarak onu atmosferdeki azot gazına çevirdikleri için toprağı azot tuzları bakımından fakirleştirirler ve bitkinin gelişimini olumsuz yönde etkilerler. Bu yüzden cevap B seçeneğidir. Bal arıların üreme şeklini dikkate alarak aşağıdakilerden hangisinin kesinlikle doğru olduğuna karar vermemiz istenmiş. Kraliçe arının oluşturduğu tüm yumurtaların genetik yapısı aynı değildir. Çünkü yumurtalar arkadaşlar mayozla oluşur. Gördüğünüz gibi iki enden ene düşmüştür. Dolayısıyla mayozun olduğu yerde yumurtaların arasında genetik farklılığa rastlanır. Bu doğru değildir. Sperm oluşumu mayozla değil arkadaşlar, mitozla gerçekleşir. Çünkü gördüğünüz gibi erkek arı en kromozomlu olduğu için en kromozomlu spermleri ancak mitozla oluşturabilir. Dişi üreme hücreleri işçi arılar ve kraliçe arı tarafından oluşturulur denmiş. İşçi arılar kısırdır. Üremeye sadece kraliçe arı katılır dişilerden. Dolayısıyla yumurtayı sadece kraliçe arı üretir. İşçiler üretmez. Tüm erkek arılar aynı genetik yapıya sahip değildir. Çünkü mayoz oluşan yumurtalardan meydana geldiği için ve yumurtaların genetik yapısı birbirinden farklı olduğu için erkek arıların arasında da farklılıklara rastlanabilir. Ama bir erkek arının oluşturduğu tüm spermler aynı kalıtsal yapıya sahiptir. Çünkü arkadaşlar bunu mitoz hücre bölünmesiyle meydana getirirler. Mitozda da hatırlarsanız kalıtsal yapı değişmez, aynı kalır. Bu yüzden cevap D seçeneğidir. Aşağıdaki hücresel yapılardan hangisi anabolik tepkime gerçekleştirmez denmiş. Ribozomlarda gerçekleşen protein sentezi bir anabolik tepkimedir. Kloroplast ve mitokondrilin kendi içerisinde protein sentezi yapıldığı için bunlarda da anabolik tepkime gerçekleşir. Aynı zamanda kloroplastta gerçekleşen fotosentez tepkimeleri de anaboliktir. Golgi'de arkadaşlar glikolipid, glikoprotein gibi bazı hücre zar komponentleri, bileşenleri sentezlenir ve bunlar anabolik tepkimelerdir. Ama lizozomun içerisinde hücre içerisinde makromoleküller hidroliz enzimleriyle yapı taşlarına parçalandığı hidroliz gerçekleştiği için hidroliz de anabolik değil katabolik bir tepkime olduğu için ya da tepkime çeşidi olduğu için lizozom arkadaşlar anabolik tepkimeleri gerçekleştirmez diyebiliriz. Bu yüzden cevap E seçeneğidir.